Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaan Bebeğin son videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda çantasını ve ceketini öreceğiz. Şapkasında söylediğim gibi bir diğer videoda ördüğümüz, yani bir önceki oyuncağım olan Melisa Bebeğin şapkası arkadaşlar. O bebeğin videolarının 3. bölümünde 15. dakikadan itibaren izleyebilirsiniz. Aynı tarif. Bu şekilde birlikte örmüştük onu da. Evet, hazırsak hemen ceketiyle başlayalım. Ondan öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız beğenileriniz, abonelikleriniz benim için önemli arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Şimdi hemen kullanmak istediğimiz rengimizi alıyoruz. Rengimizi aldıktan sonra 31 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 31. İkinci zincirden itibaren 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen bir yanındakine aynı sık iğne içerisine 3 kez sık iğne yapıyorum. Bakın aynı sık iğne içerisine 2 kez battım ve 3. Burası arttırmamız olmuş oluyor. Şimdi kol için ipim katına ayrıldı. Kol için arkadaşlar 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Yine bir yanındakine 3 kez sık iğne yapıyorum. Aynı sık iğne içerisine ikinciyi battım ve 3. Devam ediyoruz. Şimdi arka kısım için 8 sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8. Yine burada aynı sık iğne içerisine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bir diğer koldayım. 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Son arttırmamı yapıyorum. Aynı sık iğne içerisine 3 sık iğne ve sonda kalan 4 zincirime de 4 sık iğnemi yaptım. Evet. Modelimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum ve çevirdim, yukarı çıktım. İkinci sıramızdayız. Burada 5 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar tekrar arttırmama geldim. Alt sıradaki yaptığım arttırmanın ortasındakine, yani ikincisine yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Bir sık iğne içerisine 3 kez batacağız. Arttırmalarımız bu şekilde olacak. Şimdi koldayım. 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Yine arttırmama geldim. Bir tane arttırıyorum. Aynı sık iğne içerisine 3 kez batıyorum. 2 3. Şimdi arka taraftayım. Bir diğer kola kadar 10 sık iğne. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10. Arttırıyoruz. 1 2 3. Aynı sık iğne içerisine 3 kez baktım. Şimdi bir diğer koldayım. 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Arttırıyoruz yine. Aynı sık iğne içerisine 1 2 ve 3. Şimdi sıra sonuna kadar kalan 5 sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Bakın aynen böyle olacağız. Şimdi yine bir zincir çektim, çevirdim. Burada da 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Arttırıyorum. Aynı sık iğne içerisine 3 sık iğne. Şimdi koldayım. 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Arttırmama geldim. Aynı sık iğne içerisine 3 kez batıyorum. Arka taraftayım arkadaşlar. Burada da 12 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine bir tane arttırıyorum. 1 2 3. Bir diğer koldayım. 9 sık iğne. 1 2 6 7 8 9. Bir tane arttırıyoruz. Sürekli sayıp da sizin kafanızda şişirmek istemiyorum. Evet, şimdi sıra sonuma kadar düz örüyorum. Üçüncü sıramızı da arttırarak bitirdik. Şimdi arkadaşlar, üçüncü sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi 4 ve 5. sıralarda, yani toplamda 2 sıra daha bu şekilde arttırıyoruz. Ondan sonra kol ayrımlarımızla devam edelim. 2 sıra daha alttaki arttırmaların ortasından arttırarak devam edelim. Şimdi şöyle oğlumuza bir ölçelim. Altıncı sıramdayım. Bir zincir çektim ve örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın arkadaşlar, tam arttırmaya geldim. Bir tane daha yaptım. 10 sık iğne ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Arttırmamız burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. 15 sık iğne atlıyorum.
ve hemen bir diğer kola sık iğne yaptım. Bakın. 10 sık iğne ördük, 2 zincir çektik, 15 sık iğne atladım. Şimdi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Burada da 18 sık iğne ördüm. 2 zincir çekiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 sık iğne atladım. Bir diğerine evet, bir diğerine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben de sonda bir tane kaldı. Onu da örüyorum. Sıkıntı olmaz. Evet, kollarımızı ayırdık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi bir zincir çektim. Yukarı çıktım, çeviriyorum. Evet, burada görmüş olduğumuz bütün sık iğneleri, zincirlerin üzeri de dahil, sıra sonuma geldiğim zaman sayıda söyleyeceğim tam olarak. Şimdi burayı arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Burada da arkadaşlar zincirin sadece bir katını alacağız. Bir diğer katına da kol öreceğiz. Evet, şöyle bir katını aldım. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Şimdi 6. sıramızda kol ayrımlarımızı yapmıştık. Sonrasında bir sıra daha düz ördük. Şimdi 8. sıra. Ama ondan öncesinde 3 4 5. Bu sıramızda arttırmalarımız olacak. Şu an 44 sık iğnem var. Sık iğnelerimizi 48'e çıkaracağız. 5 sık iğne ördüm, 1 arttırdım. Şimdi devam ediyorum. Tekrardan 2 3 4 5 sık iğne, 1 arttırma. Bir diğer kol altına kadar örelim. 2 3 4 5 18 sık iğneden sonra bir tane arttıralım. Tam kol altı olmadı herhalde ama tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne, 1 arttırma. Evet, şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. Beş, altı, yedi sık iğne oldu. Yani şu arka tarafta 18 değil de 20 sık iğne olması gerekiyormuş. Ama hiç fark etmez. Ben İngilizce ekleyeceğim için arkadaşlar sayıyorum. Şimdi 8. sıramızı da bu şekilde arttırarak bitirdik. Bundan sonrasını arkadaşlar yarım trabzan olarak öreceğiz. Yani sık iğne değil de yarım trabzan olarak istediğiniz uzunluğa kadar düz örüyoruz. Ben mesela burada 2, 4, 6 sıra örmüşüm arkadaşlar. Yarım trabzan olarak 6 sıra örmüşüm. Söylediğim gibi siz nasıl isterseniz o şekilde uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
6 sıra düz bir şekilde ördüm. Söylediğim gibi siz yine oğlunuza giydirip uzunluğuna, kısalığına kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimizi hiç koparmıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum. Ve kenarlardan başlayarak sık iğne yapacağım. Eğer benim gibi çıt çıtlı düğme kullanmak istemiyorsanız bir şurada, bir ortada, bir de ilk başta bu sık iğneleri örerken zincirlerinizi çekip düğme iliği oluşturabilirsiniz. Mesela şuraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve buradan sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk başa kadar sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde hem kenarını çevirmiş oluyoruz hem de yakamızı oluşturacağız. Buradaki ipi de arasında yürütelim. Şimdi arkadaşlar şu kısımlarda tam şurada aynı sık iğne içerisine 3 kez battığımız zaman böyle oval bir görüntü oluşur. Şimdi buraya geldim. Son yaptığım birden sayıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Burada arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. Yaka kısmını oluşturacağız. Yani buradan buraya kadar ikili trabzan yapacağız. Hemen sayalım. Hem örelim hem sayalım. 2 3 4 5 6 19 20 gayet güzel duruyor. 2 tane zincirden sonra 20 tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 çeviriyorum. Yine aynı şekilde 20 adet trabzanımı örmeye devam ediyorum. 2 ve 3. sıraları bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle 1, 2, 3 sıra trabzan ördüm. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ve buralardan ilmek kaydırma ile aşağı ineceğiz. 2 3 4 5 6 6 tane ilmek kaydırma yaptım. Bakın aşağı indim, hiç de belli değil. Şimdi buradan yine örmeye devam ediyorum sık iğnelerim. 6 sık iğne, 2 3 4 5 hemen şuraya geldim. Buraya aynı sık iğne içerisine 3 kez atıyorum. Evet.
Şimdi arkadaşlar şu kısmı da böyle sık iğnemizi örerek buradaki başlangıç noktamıza geleceğiz. İsterseniz hiç sık iğne de örmeyebilirsiniz ama gayet şık duruyor. Hemen şöyle yakasını göstereyim. Gayet güzel bir ceket oldu. Şimdi hemen kollarımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar kolları aynı şuradaki görüntüyle eşit olması için sıra sonlarında ilmek kaydırıp zincir çekip dönerek öreceğiz. Şimdi en sonki yaptığım sık iğnem düz tarafı olduğu için tığımı şöyle tam şuradan takmak istiyorum. Bakın. Koltuk altından takıyorum ve bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi tam zincirin bir katını aldık. Hatırlarsanız burada iki zincir çekmiştik. Şimdi ikisini ördük ve buradan örmeye devam edeceğim. Kollarda toplamda 20 sık iğnemiz olması gerekiyor. Söylediğim gibi sıra sonlarında ilmek kaydıracağız. Zincirle yukarı çıkıp dönerek öreceğiz. Eşit görüntü olması için. Kaç oldu saymadım. 8 Şimdi hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Şuradan da alalım. 19. 20. 20'ye tamamladım. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin, bakın şuydu ilk yaptığım, buraya battım ve ilmeğimi kaydırdım. Bu ip acayip bir şekilde katlarına ayrılıyor. İlmeğimi kaydırdıktan sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve çeviriyorum. Aynı yere sık iğnemi yaparak devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20. Şimdi arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Buradan ilmeğimi battım, kaydırdım ve bir zincirle yukarı çıktım. Yine burada çeviriyorum. Hemen şuradakine tekrar batıyorum ve sık iğnelerimi bu şekilde istenilen uzunluğa kadar. Bakın ben toplamda kaç sıra örmüştüm? Şurası 2, 4, 8 sıra olması gerekiyordu. 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 sıra düz bir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan sıra sonlarında ilmek kaydırıp dönerek ceketimizi bitiriyoruz. Sonra oğlumuzu bu şekilde giydireceğiz. Gayet güzel oldu. Evet.
Bunun tarifi de böyle arkadaşlar. Şimdi hemen çantasıyla devam etmek istiyorum. Sıra çantada. Şimdi çanta için kullanmak istediğimiz rengimizi alıyoruz ve 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirden itibaren 5 sık iğne. 1, 2, 3, 5 sık iğneden sonra bakın sonda kalan bir zincirim var. Bunun içerisine 3 kez sık iğne yapacağım. Aynı zincir içerisine 3 kez batıyoruz. Şimdi karşı tarafa geçtim. Burada da 4 sık iğne. 1 2 3 4 Sonda kalanı bir tane artırıyorum. Evet, toplamda arkadaşlar 6, 8, 10, 12, 14 tane sık iğnem oldu. Şimdi ikinci sıramdayım. 14 sık iğnemiz oldu. İkinci sıramda hemen bir tane artırıyorum. 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Burada arka arkaya 3 kez arttırıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırma. Şimdi 4 sık iğne yapıyoruz. 3, 4. Sonda kalan 2 sık iğnem var. Bunların içerisine de 2 kez arttıracağız. Toplamda 14 olan sık iğnem 20'ye çıkmış olacak arkadaşlar. Evet. Ben bunda ördüğüm normal sıra sayım ki toplamda arkadaşlar 3 sıra düz bir şekilde örmüşüm. Ama siz biraz daha uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Şimdi 3 sıramızı 20 sık iğne düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Şimdi sıra sonuma geldim. Bu şekilde çantamı ikiye katlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada hemen buraya batmıyoruz. Bir sık iğne atlayacağız arkadaşlar. Bir sık iğne atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Çevirdim. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. Bir zincir çektim, döndüm, bir atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Bir zincir çektim, çevirdim, bir atlıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir sıra daha yapalım. Bir zincir çektim, bir atlıyorum. 1 2 3 4 sık iğne. Evet, çantamız oluştu bile. Şöyle ikiye katlayacağız arkadaşlar bunu, ama onun öncesinde bir işlemimiz var. Hafif uzun bir ip bırakarak kestim çantamı. Şimdi hemen zincir kısmını oluşturacağız. Şöyle ipimizden yarım metre kadar uzunca bir ip bırakıyorum ve parmağıma sarıyorum.
Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şunu arkadaşlar, yarım metre bıraktığımı tığımın üzerinden atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerinden atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu tığımın üzerinden atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde. Tığımın üzerinden attım. Bir zincir çektim. Tığımın üzerinden attım. Bir zincir çektim. Normal kullandığımız zinciri de kullanabilirsiniz ama bu birazcık daha enli ve tok durduğu için ben bunu tercih ettim. Şu an ipin biraz koyu olduğundan bir de akşam ışığı pek belli olmayabilir. Bakın arkadaşlar, gayet güzel duruyoruz. Tığımı attım, bir zincir. Tığımı attım, bir zincir. Bu şekilde istenilen uzunluğa göre örüyoruz. Evet arkadaşlar, zincir kısmım istediğim uzunluğa geldi. Her iki ucu bağlayabilirsiniz. Ben yine bunda da çıt çıtlı düğme kullandım. Siz birazcık daha uzun yapıp bağlayabilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız zinciri bakın çantamızın üzerinden şöyle içerisinden geçireceğiz. Çantanın kapağını kapatıyoruz. Şöyle oynar bir şekilde olacak. Burayı da arkadaşlar böyle iğnemizle sabitleyeceğiz. Hemen sabitleyelim. Ortalıyoruz. Ve arkadan, önden güzel bir çanta oldu. Sonrasında arkadaşlar, burayı sabitledikten sonra eğer isterseniz benim gibi krem iple üzerinden böyle işleyerek buradaki beyazlıkları oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oğlumuzun bütün parçalarını bitirdik. Bakın çantası da güzel oldu. Oğlumuzun bütün parçalarını bitirdik. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizin de böyle bir Kaan bebeğiniz oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer oyuncağımda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.